boşa akıp da gitti, bırakıp gittin her şey. Nedensiz böyle bitti, anılarla sensiz yaşanır mı bu yıllar? Vurgun yedi sanki, bu yalnız kalpler ağlar. Kader böyle yazmış, yalnız kaldı bu kalpler. Sarsıldı hayatımda sağlam temeller. Kader böyle yazmış, yalnız kaldı bu kalpler. Sarsıldı hayatımda sağlam temeller. Kader nasıl Numan'ın ilişkisi varmış o kadınla? Nereden öğrendiniz? Nasıl? Tesadüf eseri. Numan'ı almak için bara gitmiştim. Sanırım en iyisi baştan anlatmak. Kadın İstanbul'da mıymış? Evet. Oraya vardığımız gece yemekten sonra Numan bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyip bizden ayrıldı. Geç kalınca ben de telefon ettim nerede kaldın diye. Sesi içkili geliyordu. Adnan gelip seni alsın dedim. Sen de mi gittin Adnan'la? Ya uykum yoktu. Hem gezmiş olurum hem de hava alırım dedim. Bara girdiğimde sarışın bir kadınla sohbet ediyordu. Lütfiye mi? Onun Lütfiye olduğunu sonradan öğrendim. Sahne adı Hasretmiş. Onlar seni gördüler mi? Hayır, görmediler. Yani Numan'a da bahsetmedim. Ertesi gün kadınla konuşmak için tekrar bara gittim. İnanamıyorum. Burada diye tahmin ederken meğer İstanbul'daymış. Tam bir bar kadını. O kadar basit, o kadar terbiyesiz ki. Numan ne buldu böyle bir kadında? Kızım, erkek milleti işte. Bir de boşluktaysa... Ne konuştunuz peki? Ne dediniz? Ne diyeceğim? Oğlumun peşini bırakmasını söyledim. Ama kadında ar diye bir şey kalmamış. Yüzü bile kızarmadı. Numan'la işinin bittiğini söyledi. Ya üzülme, bitmiş işte. Nasıl bitmiş? Anlayacağın, hevesini almış benim salak oğlumdan. Herhalde para da kopartamıyor, yol verdi. Siz buna inandınız mı? Gerçekten Numan'ı bırakacağına. Bak kızım, kadının niyeti belli. Gönlünü eylemek. İkisi de yapmış bir kaçamak, hepsi bu. Bunun gerisi gelmez. Nasıl gelmez anne? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Kızım söylüyorum ya, kadın basit. Numan değer vermediği için yok kimse dedi. Gerçekten de öyle. Kızım. Tamam. Değer vermese bile Numan her İstanbul'a gidişinde bu kadını görecek, belli. Koştura koştura yanına gittiğine göre. O zaman biz de elimizden geldiğince İstanbul'a göndermeyeceğiz. Babanla da konuşacağım. Oradaki işleri Murat'a versin. Ha, sen de elinden geldiğince hoş tut kocanı. İlgilen. Beni aldattığını bile bile nasıl susarım anne? Nasıl sanağa oynarım ben? Kızım, başka çarem var mı? Sen dua et ki işi çözdük. Ya farkına varmasaydık? Şimdi ona göre davranacaksın. Güzel mi peki? Nasıl? Derya. Yapma. Onunla kendini bir tutma. Aranızda dağlar kadar fark var. Üzme kendini. Tamam mı? Biz senin her zaman yanındayız. Seni asla ezdirmem ben. İçin rahat olsun.
Her gün içeceğine bir damla koyacağız. O da hafif bir sersemlik yapacakmış. Belki uyku hali. Tadından ya da renginden anlamasın. Kahvesinin içine koyarsak belli olmaz. Şekersiz içtiği için zaten kahvenin kendi acılığı var. Doktora ne dedin? Çabuk sinirlenip öfkelendiğini söyledim. İyi. Sen neden durgunsun? Bir şey mi oldu? Aslında oldu. Bu sabah bir şey öğrendim çocuklardan. Ne? Güler'i merdivenden sen mi ittin? Ne diyorsun sen ya? Çocuklar o gün Güler'le kavganıza şahit olmuş. Evet, tartıştık. Melek Güler'i merdivenlerden senin ittiğini söylüyor. Ne? Mete'de tutmaya çalıştığını. Hangisi doğru Şerif? Gerçekten kardeşini ittin mi? Yoksa tutmaya mı çalıştın? Tabii ki tutmaya çalıştım. Sen beni ne sanıyorsun? Katil mi? Hiçbir şey sanmıyorum. Sadece doğruyu bilmek istiyorum. Güler'i tutmak istedim. İşte gerçek bu. Tamam. Öyle diyorsan. Ne yapmaya çalışıyor bu yumurcaklar? Bizi birbirimize düşürmeye mi? Hem nereden çıktı bu kaza olayı? Sanırım Güler çocuklara sordu. Ama neden? Durduk yere niye böyle bir şey sorsun? Bilmiyorum. Hatırlamaya başlamış olabilir mi? Sanmıyorum. Ama belli de olmaz. O zaman tam zamanında aldık şu ilacı. Sersemlik vereceğinden düşüncelerini de toparlayamaz. Çocuklarla da konuşmak lazım. Merak etme, ben gözlerini korkuttum. Eğer bu konuyu bir daha açarlarsa Güler'in hastalanacağını ve hastaneye yatırılacağını söyledim. İyi demişsin. Bu onları susturur. İlaç da Güler'i. Böylece hiçbir sorunumuz kalmaz. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Bir kahve alabilir miyim? Tabii. Buyurun oturun. Afiyet olsun. Nazlı, neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Nasıl bir şey olduğu yok? Bu suratın ne o zaman? Uykusuzum. Başım da ağrıyor. Bak, sabah gittiğim için surat yapıyorsan işim vardı. Gerçekten. Niye beni uyandırmadın? Niye kaçarcasına gittin yanımdan? O kadar güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım. İnsan bir not bırakır. Evet, yani haklısın ama düşünemedim işte. İyi, bundan sonra düşünürsün inşallah. Ne yapacağım ben bu deliyle ya? Bir şey soracağım. Hı. Dün gece bir şey oldu mu? Hatırlamıyor musun? Hayır. Ya gerçi kıyafetlerim üstümdeydi ama hatırlayamıyorum. İyi. Biraz daha düşün o zaman. Ya Levent. Ne? Ya söylesene. Hayır, bir şey olmadı. Yatağa yatar yatmaz kollarımda horlamaya başladı. Ciddi misin? Hem de ne horlamak? Ben horlamam. Bir dahaki sefere cebime kaydederim, dinlersin. Bakar mısınız? Geliyorum. Sormadan sana da kahve getirdim ama... İçersin değil mi? İçerim. Sade olan senin. Teşekkür ederim. Ne oldu? Biraz acı geldi. Kahvesini fazla koymuş olabilirim. Şeker at istersen. Yok, içerim böyle. Abim nereye gitti? Bilmem, işi varmış. Bir şey söylemedi. Sabah çıkmıştı zaten. Halledememiş mi? Ne bileyim ben. Her dakika hesap sormuyorum ki. Bugün sözde bizi dolaşmaya çıkaracaktı. Yine lafta kaldı.
Çıkarır çıkarır daha erken. Ne o elindeki? Ben size Damla'nın oyuncaklarını ellemeyeceksiniz demedim mi? Ben izin verdim oynamasına. Ver şunu bana. Ne var oynamasında? Alt tarafı bir oyuncak. Ona dünyanın parası verildi. Sadece oynuyor. Ben sana demiştim kızar diye. Bırak oyuncakları onların olsun. Biz sana daha güzelini alırız, tamam mı? Seni kimsenin üzmesine izin verme, duydun mu? Kimse senden daha değerli değil. Seni seviyorum, hem de çok. Bunu sakın unutma. Güler teyze. Efendim Meteciğim. Hani dışarı çıkacaktık bugün? Çıkacağız hayatım. Hadi o zaman, çok sıkıldım. Tamam, Şerif amcan gelsin çıkarız. Of, saatlerce gelmez o. Biz de sohbet ederiz. Böylece zaman çabuk geçer. Ne konuşacağız? Hani sabah bana bir şey anlatıyordunuz. Ben kitap okumak istiyorum. Ben de. Biz odamızdayız. İşleri buradan idare edemeyiz. Mecburen İstanbul'dan büro tutacağız. Olmazsa ben yarın atlayıp gideyim. Öyle ha deyince yer bulamayız. Araştırmak lazım. O zaman sen büroyu hallet. Biz de Murat'la buradaki işleri bitiririz. Oradaki büroda kim duracak? Numan durur herhalde. Bölüyorum ama seninle konuşmak istediğim bir konu var Haşmet Efendi. Tamam, bitirmiştik zaten. O zaman ben uçak biletini ayırtıyorum. Hayırdır, nereye gidiyorsun? İstanbul'a anneciğim. İstanbul'a. Yeni iş için büro tutacağız. Neden, ne gerek var böyle bir şeye? Nasıl ne gerek var hanım? Milyarlık ihale kazandı. Adam gibi yapmak lazım. Buradan yürütülecek iş değil. İstanbul'da büro şart anne. Ve sonra depo tutulacak. Oldu olacak, oraya yerleşelim bari. Belki ileride o da olur. Siz buradaki işleri yürütürsünüz, ben de oradakini. Neyse, şu işe bir başlayalım da gerisini düşünürüm. İyi madem baba, söyleyecek başka bir şey yoksa biz çıkalım. Tamam, öbür işleri halledin siz. Hı-hı, tamam. Hah, söyle bakalım şimdi hanım, senin derdin ne? Numan'ı İstanbul'a gönderme Haşmet Efendi. Neden? Eğer oraya giderse oğlanı kaybedeceğiz. Sen ne diyorsun hanım? Ya Lütfiye diye bir kadın vardı ya. Evet. Tutturdunuz oğlanın ilişkisi var diye. Evet var. Nasıl? Sen nereden biliyorsun? Çünkü gözlerimle gördüm. Ne diyorsun hanım sen? Ya Lütfiye denen kadını gördüm diyorum. Hatta konuştum. Konuştun mu? Evet. Oğlumun peşini bırakmasını söyledim. Zinet, sen delirdin mi? Neden böyle bir şey yaptın? Aa, yapacağım tabii. Utanmaz bir kadın oğlumu ayartacak, ben de susacağım, öyle mi? Hanım, bu işler böyle olmaz. Ya nasıl olur Haşmet Efendi? Siz biliyorsunuz galiba. Ya bildiğimden falan değil. Çeker kenara, oğlanla konuşurduk. Ya babası olarak yine konuşursun. Neyin nesiymiş peki kadın? Nerede? Nasıl gördün? Kadın İstanbul'da bir barda çalışıyor, şarkıcı. Ne? Eğer Numan'ı İstanbul'a gönderirsek, kadın onu rahat bırakmaz. Bir iki ay sonra da bizim salak boşanacağım diye tutturmaya başlar. Biz bu bar şarkıcılarından kurtulamayacak mıyız ya? Yıllar önce Zühre denen kadın, şimdi de Lütfiye mi çıktı başımıza? Senin oğlun salaksa kadınlar ne yapsın? Heh, yine benim oğlum oldu. Yaramaz bir şey yaptı ya, hemen bana postala. Yarın Murat'ı gönder İstanbul'a. İyi de ne diyeceğim Numan'a? Ya bul işte bir şeyler. Sana burada ihtiyacın falan vardı. Bu işin şakası yok Haşmet Efendi. Numan'ı gönderirsek paçasını toparlayamayız. Tamam tamam, konuşuruz. Derya'nın haberi var mı? Söyledim. O da ayağını denk alsın. Tutsun biraz çenesini. Soğutmasın kendini Numan'dan. Bakıyorum herkesi ayarlamışsın.
Vallahi korkulur senden Zinet Hanım. İyi ki benim bir açığım yok Allah'a şükür. Ha bir de olsaydı bari. Ben senin üstüne gül koklar mıyım hanım? Bilmem artık. Canımsın sen benim, canım. Hadi hazırlanmamışsın. Başımın etini yiyordun kaç gündür dışarı çıkalım diye. Şimdi oturuyorsun. Hiç halim yok abi. Ne oldu bana bilmiyorum. Sanki üstümde bir ton ağırlık var. Kolumu kaldıramıyorum. Hasta olmayasın. Ateşin yok ama. Bilmiyorum, gözlerim kapanıyor. Git madem, içeri uzan biraz. Olmazsa sen çocukları çıkar. Gezecekler diye bayağı heveslendiler. İkisiyle baş edemem ben. Sen biraz topla, kendini öyle çıkarız. Lütfiye de gelsin seninle. Ben birazdan bara çıkacağım. Onlarla gezemem. Canım ne olacak? Yarın gideriz. Bugüne kadar beklediler. Bir gün daha beklesinler. Sen de iyice dinlenirsin. Yarına bir şeyin kalmaz. İstersen eczaneden ilaç alalım. Hiç böyle olmamıştım ben. Götüreyim mi seni odana? Yok. Kendim giderim. İlaç işe yaradı. Yarın da soğuk algınlığı içilmiş diye dayarız ilacı. Böylece kolay kolay yataktan çıkamaz. Ne kadarlık? 100. Tamam. Ama bir dahaki sefere önceden haber ver. Olur tamam. Buyurun. Al bakalım. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir çay daha alabilir miyim? Ben... Ne oldu? Yok bir şey. Ben çayını getireyim. Gece yemeği dışarıda yiyelim mi? Neden? Evdeki menü güzel değil mi? Dalga geçme. Değişiklik olur diye söyledim. Ne zamandır baş başa bir yerlere gitmiyoruz. Haklısın ama çok yorgunum. Yarın da erkenden İstanbul'a uçacağım. İstanbul'a mı? Evet. Yeni iş için bir yer kiralamayı düşünüyoruz. Onu halledeceğim. Murat niye gitmiyor? Sen daha yeni geldin. Murat da buradaki işleri halledecek. Gitmeni istemiyorum Numan. Derya saçmalıyorsun. Hayır saçmalamıyorum. Artık doğru dürüst birbirimizi gördüğümüz bile yok. Hep işin var. Hep halletmen gereken sorunlar. Ne yapabilirim Derya? Dertler bitiyor mu? Bir yanda çocukların meselesi, bir yanda işler. Ben de bunaldım. Ama paçamızı kurtarmak için mecburum. Tamam. Çocukların işini hallettin. Bırak büroyu da Murat bulsun. Her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. Niye birden İstanbul'a gitmem olay oldu anlamıyorum. Senden ayrı kalmak istemiyorum. Lütfen benimle kal. Çocuk gibi davranıyorsun Derya. Büro tutunca ne olacak peki? Kim duracak orada? Büyük olasılıkla ben dururum herhalde. Peki ben ne olacağım? Burada oturup senin yolunu mu gözleyeceğim? Derya, daha büro tutulmadı. Ne olacak, ne bitecek belli değil. Neden henüz ortada olmayan bir şey için kavga ediyoruz? Ama eninde sonunda bu konu gündeme gelecek. Bırak da onu o zaman düşünelim, tamam mı?
Divane aşık bir beyde dolanırım yollarda. Divane aşık bir beyde dolanırım yollarda. Kız senin sebebi bu ne? İsmet. O günden beri bir türlü konuşamadık seninle. Hangi günden beri? Ya biliyorsun işte. Nişanlım olduğunu söylediğim günden bahsediyorum. Ha. Konuşulacak bir şey yok ki. Ya öyle söyleme. Başkası olsaydı bu oyuna hiç dahil olmazdı. Yapma. Senin o işe yaramaz adam için acı çektiğini gördüm ben. Ağladığını gördüm. Tabii ki yardım edeceğim. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir dostsun İsmet. Sen de. Ooo, çifte kumrular. Aşk kocayı sarmış bakıyorum. Hı hı. Sardı da yanıyoruz bile. Ne haber? Haberler sizde. Düğün ne zaman? En kısa zamanda düşünüyoruz. Değil mi aşkım? Ama gerçekten yakışıyorsunuz. Değil mi? Ben sizin yerinizde olsam hiç beklemem. Yarın gider basarım nikahı. Şerif, yeter artık. Bu kadar yeter. Ne dedim ben şimdi ya? Neyse, ben hazırlanmaya gideyim. Görüşürüz. Tamam canım. İsmet! Baksana bana. Ne o? Çocuk gibi küsecek misin be? Abi sen de bir şey doladın mı ağzına? Çok tadını kaçırıyorsun. Seviyorsun değil mi Zühre'yi? Nereden çıkartıyorsun bunu da ikide bir? Ya İsmet, bana yapma bari oğlum. Ben de erkek adamım. Neyin olduğunu bilirim. Resmen acı çekiyorsun. Yiyip bitiriyor bu aşk seni be. Abi bir bire versene. Konuş abi. Konuş, rahatla şunla. Yapamam. O zaman hepten kaybederim Zühre'yi. Huyunu biliyorum. Durmaz. Çıkar işten. Abi böyle acı çekmeye devam mı edeceksin? Anlamıyorsun. Ben alıştım böyle sevmeye. Uzaktan. Kendi içimde. Benim olmasa bile yanımda. Gözümün önünde. Bu yetiyor bana. Fazlasını istemeye hakkım yok. Ben haddimi biliyorum abi. Yerimi biliyorum. İyi akşamlar Şerif Bey. İyi akşamlar. Uzun zaman görüşemedik. Bir dönem yeterince görüşmüştük. O yetti de arttı bile. Duyduğuma göre eniştenin parası suyunu çekmiş. Maddi sıkıntıya düşmüşsün. Kim söylemişse yalan söylemiş. Rahatımız yerinde. Yine de aklında olsun. Sıkışırsan ara. Arkadaşlarımızı zor durumda bırakmayız biz. Yaparız bir şeyler. Eminim yaparsın. Hadi görüşürüz. Aha, görüşürüz. Kan emici köpek. Aman abi, sakın aynı hataya düşeyim deme. Bu sefer kurtulamazsın bu adamdan. Sen deli misin be? Yakamı zor kurtarmışım. Bir daha bulaşır mıyım bu ite? Gitsin kimin kanını emiyorsa emsin. İşim olmaz bir daha. Peki abi. Sen şu pilavı götür, ben de şu salataya limon sıkayım. Ya hanım anne, ya ben yapardım. Sen niye bulaştırıyorsun elini? Git otur içeride rahat rahat. Haşmet Bey'le konuş. Abimlerle sohbet et. Kızım bütün gün oturuyorum zaten. Ya bırak da biraz oyalanayım. Hem karışma sen bana. Hadi git götür pilavı. Aman tamam tamam. Anne. Numan İstanbul'a gidiyormuş. Haberin var mı? Var kızım. Hallettim ben o işi, sen merak etme. Nasıl hallettin? Konuştun mu babamla? Konuştum tabii. Anlattım her şeyi. Göndermeyecek İstanbul'a. Sen içini ferah tut. Eğer giderse yanarım anne.
kızım gitmeyecek dedim ya. Sen de sakin ol, biraz telaş yapma. Ne yapayım anne, elimde değil. Ah, aklıma geldikçe resmen deliriyorum. Hiç delirme. Şu çeneni de tut. Yoksa sana söylüyorum, kaçırırsın kocanı. Duydun mu beni? Bileti ayırttım. Yarın sabah 10 uçağıyla gidiyorum. Keşke bana bir telefon etseydin. Neden? Ne oldu ki? Senin burada kalman daha iyi. Murat gitsin İstanbul'a. Nasıl Murat gitsin? Konuştuk ya baba. Büroyu ben halledecektim. Büro işi kolay. Yer bakıp tutulacak. Asıl iş burada. Murat altından kalkamaz. Ben de her yere yetişemem. Niye altından kalkamasın? Her zaman yaptığımız işler. Israr etme işte oğlum. Ne diyorsam o. Murat gidecek İstanbul'a. Yemekten sonra ara. Murat'ın adına düzenlet bileti. Hadi sofraya. Ne oldu oğlum? Niye suratın asık? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ya hanım, uzatma işte, yok diyor. Hadi oturun. Efendim abi. Yok, dışarıdayım. 11 gibi. Tamam, çıkınca ararım. Seni de 5 dakika rahat bırakmıyorlar. Sağ ol. Bir şey soracağım. Sen ne iş yapıyorsun? Söyledim ya, şu sıralar bir şey yapmıyorum. Levent, bak, belki çok şey yaşamadım. Hayatı senin kadar iyi tanımıyorum. Ama aptal da değilim. Ne demek şimdi bu? Telefonun durmadan çalıyor. Sürekli birileriyle buluşuyorsun. Kafeye geldiğinde neredeyse günde 10 tane arkadaşın yanına uğruyor. Ama işin garip tarafı, yanında 5 dakikadan fazla da durmuyorlar. Yani? Ne söylemeye çalışıyorsun Nazlı? Sen uyuşturucu mu satıyorsun? Nereden çıkardın bunu? Bugün yanına gelen o gence verirken gördüm. Levent. İyi işte. İşi çözmüşsün. Neden? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü parası güzel. Çünkü başka iş bilmiyorum. Çünkü bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Bu kadar yeter mi? Ama bu çok tehlikeli. Hadi ya. İyi ki söyledin. Bilmiyordum. Dalga geçme. Bak. Eğer bu işi yapıyorsan her şeyi göze almışsın demektir. Yakalanmayı, hapislerde çürümeyi. Neden? Bütün bu yaptıklarına değer mi? Yapacak başka bir şeyin yoksa, bu çamura bir kere batmışsan başka şansın yoktur. Anlamıyor musun? Ya yakalanırsam? Belki de sen beni ihbar edersin. Ne diyorsun sen Levent? Biz birbirimize uygun değiliz. Bunu diyorum. Levent. Sağlığınızı içiyorum Nesibe Hanım. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ay çok acı geldi. Ha, su için su, su. Geçti mi? Biraz daha iyi. Aman Nesibe Hanım, bu kadar yeter. Sonra sızıp kalıyorum. Çok ayıp oluyor. Ay ne ayıbı be Mustafa Bey. Bir kadehcik daha. Yok. Gerçekten bu kadar yeter. Ben nasıl konuşturacağım bu adamı? Efendim bir şey mi dediniz? Yok. Ne diyeceğim? Nesibe Hanım. Anlatın bakalım. Vallahi ne anlatacağım Mustafa Bey. Her şeyi biliyorsunuz. Siz anlatın. Siz de her şeyi biliyorsunuz. Neredeyse her gün görüşüyoruz. Şikayetçisiniz galiba. Yok canım, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bilmem. Her gün görüşüyoruz falan deyince bıktınız gibi geldi. Aman sizden bıkmak mümkün mü? İsterseniz her dakika birlikte olalım. Olalım.
Efendim? Ay her dakika birlikte olalım dediniz ya. Yani o bir benzetmeydi. Hani sizden ben, bizden siz, hiç böyle anlayacağımız için. Bence susun Mustafa Bey. Çünkü konuştukça batıyorsunuz. Pardon, anlayamadım Nesiba Hanım. Ay şimdi bayılıvereceğim. Nesiba Hanım, ne yapıyorsunuz? İçiyorum Mustafa Bey, içiyorum. Ah, su için Nesiba Hanım, su. Su için. Mustafa Bey. Efendim Nesiba Hanım. Siz sorun artık şu geçen günkü soruyu. Yoksa ben bu gidişle alkolik olacağım. Hangi soru efendim? Hani şu geçen gece sızmadan önce sorduğunuz soruyu diyorum. Hatırlayamadım. Ay ben içmeyeyim de kinler etsin. Nesiba Hanım lütfen. Benimle evlenir misiniz Mustafa Bey? Ben, siz, ben, yani ben. Yani ne? Yani ne Mustafa Bey? Evlenirim. Evlenirim. Ben de sizinle evlenirim Mustafa Bey. Ben de sizinle evlenirim. Tövbe. Allah'ım. Ay Nesiba Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Nasılsın? Hiç iyi değilim abi. Yataktan zor kalktım. Hasta mısın Güler teyze? Çok kötü görünüyorsun. Bir lokma bir şey ye de ilaçlarını iç. Dün eczaneden soğuk algınlığı için bir şeyler aldım. Eczacı iki günde ayağa kalkar dedi. Kafamı toparlayamıyorum. Yoksa vücudumda bir şey yok. Şu ilaçları kullan bakalım ne olacak? Hadi ye bir şeyler. Ben de ilaçlarını getireyim. Bence sen kahvaltıdan sonra yat yine. Dinlenmeden iyileşemezsin. Uyudukça daha çok sersemliyorum. Ne yapacaksın? Ayakta zor duruyorsun. Al canım. Bu ilacın, bu da kahven. Teşekkür ederim. Asya? Asya! Mustafa amca. Asya nereden çıktın böyle kızım? Günaydın. Sen bugün çalışmıyor musun? İzin aldım. Burada olduğumu nereden bildin? Bilmiyordum. Buraya gelinceye kadar 3 yer dolaştım. Gülme ya. Senin yüzünden sabahın köründen beri sokaklardayım. Neden? Otursaydın sıcacık evinde. Seni merak ettim. Dün gece evden ayrılırken iyi görünmüyordun. Merak etme. Çabuk toparlarım. Ya niyetim seni kınamak ya da yargılamak değildi. Ben sadece anlamaya çalışıyordum. Yıllardır bu işi yaparken ben anlayamamışım. Sen mi çözecektin 2 dakikada? Levent, nasıl bulaştın bu işe? Babam da torbacılık yapardı. Böyle büyüdüm ben. Daha çocukken tanıştım. Hatta bazı zamanlar babamla beraber poşetlerdik malları. Oyun gibi gelirdi. Bir de harçlık alırdım yardım ettiğim için. Sonra bir gün babam yakalandı.
Ondan sonra da ben başladım. Sen içiyor musun peki? Bütün satıcılar içer. Ama hiç belli değil ki. Ben fazla kendimi kaptırmam. Nerede duracağımı bilirim. Bilmezsen işte o zaman paçayı kaptırırsın. Buna esir olmayacaksın. Peki bu işi iyi kazandırıyor mu? Eğer çevren varsa evet. Ama bu da zaman alıyor. Müşterilerinin sana güvenmesi lazım. Ya tehlikesi? Neden bunları soruyorsun? Ben de yapmak istiyorum. Ne? Ben de satabilirim. Hem kafede bunun için çok iyi bir yer. Müşterilerini de az çok tanıyorum. Saçmalıyorsun. Neden? Ömrüm boyunca garsonluk yaparak mı hayatımı sürdüreceğim? Aldığım 3 kuruş para kirayla faturalara gidiyor. Elime hiçbir şey kalmıyor ki. Çoğu zaman parasızlıktan otobüse bile binemiyorum ben. Yürüyerek gidip geliyorum işe. Ben sana yardım ederim. Ben sadaka istemiyorum. Kendi paramı kazanırım. Bu çok tehlikeli Nazlı. Patronun anlayabilir. Sivil bir polise denk gelebilirsin. Üstünde malla yakalanabilirsin. Daha sayayım mı? Levent, ben bu işi yapacağım. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Sen onu söyle. Ben sizi rahatsız etmiyorum değil mi? Öyle çat kapı geldim ama. Ne rahatsızlığı kızım, olur mu hiç öyle şey? Burası senin de evin. İstediğin zaman gelir, istediğin kadar kalırsın. Ben her şeyi elim yüzüme bulaştırdım Mustafa amca. Tek başıma ayakta kalmayı beceremedim. Yapamadım. Ama kızım, işten çıkarılman senin suçun değil ki. Kadro meselesi, şanssızlık. Bir gece bir sepet içerisinde kedi yavrusu gibi apartman boşluğuna terk edilmem de şanssızlık. Annemi babamı bilmeden yetimhane köşelerinde büyümem de şanssızlık. Peki bu şanssızlık ne zaman peşimi bırakacak? Ne zaman? Diplomamı aldığımda her şeyin değişeceğini söylemiştiniz. Hayatımın kurtulacağını. Kurtulmadı mı? Birçok arkadaşın gibi ziyan olmadın. Ekonomi okudun. Az şey mi bu Asya? Sadece bu yaşıma kadar geleceğimi düşündüm. Ayakta kalmak istedim Mustafa amca. Beni yerden yere vuran hayata karşı ben de varım demek istedim. Hepsi bu. Hepsi bu. Dün gece babanla bir daha konuştum. İstanbul'daki büroya Murat'ı gönderecek. Dün bayağı bozuldu gitmiyor diye. Bozulsun. Hiç umurumda değil. Sen de üstüne gitme kızım. Bu sıralar siniri tepesinde olur onun. Yok, bir şey demedim. Dün gece gördün suratını. Anne, sen şimdi kaçamaktı falan diyorsun ama kadınla arasında bir şey olmasa niye gidemedi diye bu kadar çok bozulsun? Kızım bilmiyor musun sen Numan, işkolik. Abi de yıllardır Haşmet'in gözüne girmeye çalışıyor. Kendini dışlanmış gibi hissediyor, suratı ondandır. İnşallah dediğiniz gibidir. Hanım anne, gördün mü gazeteyi? Ne gazetesi? Ne ara bastırdılar bunu? Haşmet dün gazeteye ilan verdiğini söylemişti. Ben Numan'ın derdinden unuttum size söylemeyi. Ay, bir de bulunuyor mu çocuklar hanım anne? İnşallah Zeynep, inşallah. Aramaya başladılar bile. Efendim? Ha, sen misin Murat abi? Yok, çocuklar için arıyorlar sandım da ondan heyecanlandım. Gördük. Bir saniye. Alo. Şimdi gördüm oğlum. İnşallah. Bakalım artık. Şerif! Şerif! Ne oldu? Yine ne var? Canoğlu ailesi çocuklar için gazeteye ilan vermiş. Canoğlu ailesi torunlarını arıyor. Aydın'ın ileri gelen ailelerinden olan Canoğlu ailesi torunlarını getiren ya da yerlerini söyleyen kişiye 100.000 lira para ödülü vereceğini açıkladı.
boşa akıp da gitti. Bırakıp gittin her şey. Nedensiz böyle bitti. Anılarla sensiz yaşanır mı bu yıllar? Vurgun yedi sanki.